İranlı milletvekili Ali Askerhani, Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti esnasında okuduğu şiir nedeniyle ölüm tehdidinde bulundu. Hani, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Erdoğan, İran topraklarına göz diken şahsın en son hali bu oldu." derken Saddam Hüseyin'in yakalanarak öldürüldüğü görüntüleri yayınladı. Başkan Erdoğan yaptığı konuşmada "Aras türküsünü daha güçlü çığıracak" Karabağ şikestesini okuyan nefesler, daha yüksek, daha güçlü çıkacaktır. İfadelerini kullandıktan sonra, Aras türküsünün sözlerini okumuştu. İranlı milletvekili Ali Askerhani'nin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, tehdit içerdiği için Twitter tarafından kaldırıldı. Hani'nin Başkan Erdoğan'a yönelik tehdit içeren paylaşımının, Twitter tarafından kaldırılmasının ardından, yine aynı görselleri paylaştı. Twitter'ın paylaşımı kaldırması sonrasında da, yeni paylaşımına, Twitter stilinde ifade özgürlüğü, notunu düştü. ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve eski Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Al Monitor haber sitesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jeffrey, Ankara yönetiminin, Ekim 2019'da Rojava'da başlattığı operasyonları durdurması için, ABD'nin devreye girdiğini belirterek, Türkiye'nin operasyonlarına son vermemesi durumunda, ekonomilerini yıkmaya hazırdık, dedi. ABD'li diplomat, Biden yönetimine Erdoğan'la en baştan nasıl bir ilişki kurmasını tavsiye edersiniz, sorusuna ise, öncelikle Erdoğan'ı Türkiye'den ayrı düşünmelisiniz, yanıtını verdi. Biden için öncelikli olan 5 meseleyi Çin, Rusya, Kuzey Kore, İran'la nükleer anlaşma ve iklim krizi olarak sıralayan Jeffry, 6. konu ise Türkiye. Çünkü ilk 5'in ikisini İran ve Rusya'yı doğrudan ilgilendiriyor. Ve 8 veya 9. sırada yer alacak olan terörizm meselesini de ilgilendiriyor dedi. Türkiye'nin çok önemli bir NATO müttefiki olduğunu söyleyen Jeffry, İran'a karşı koruma sağlayan antibalistik füze sisteminin tamamının merkezindeki NATO radarı Türkiye'de yer alıyor. Burada çok büyük askeri varlıklar bulunuyor. Türkiye olmaksızın Orta Doğu, Kafkaslar veya Karadeniz'de iş yapamayız. Ve Türkiye, Rusya ile İran'ın doğal rakibi, diye konuştu. Erdoğan'ın, güç konusunda iyi değerlendirmelerde bulunduğu yorumu yapan Jeffrey, şu ifadeleri kullandı. Mantıklı bir aktör. Dolayısıyla eğer Joe Biden, dünyayı bugün birçoğumuzun gördüğü gibi, neredeyse eşitler arasındaki bir yarış olarak görürse, Türkiye son derece önemli bir yere geliyor. Erdoğan'ın, sadece 8 ayda İdlib, Libya ve Dağlık Karabağ'da yaptıklarına bakın. Bu üç yerde de, Ruslar veya onların müttefikleri kaybetti. İfadelerine yer verdi.